Ete İnşaat 2008 yılında Gelibolu'da kurulmuştur. Uzun yılların deneyimiyle sektörde faaliyetlerini sürdüren firma, konut ve otel projeleriyle başarılı çalışmalar yapmaktadır. Ete İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Necati Çelebi'den Gelibolu'daki çalışmalarını dinledik. Ben 1967 Samsun doğumluyum. Çerkezköy'de 1992 yılında ticarete başladık. Yoncalı İnşaat ve Yapı Limited şirketi olarak, altyapı, nalburi olarak ve müteahhitlik hizmetleri verdik. 2008 yılında Ete İnşaat'ı Gelibolu'da kurduk. Gelibolu'da konut üretiyoruz. Şu andaki elimizdeki mevcut birkaç tane konut projemiz var. Bunun yanı sıra bir 3 yıldızlı otel, bir de 5 yıldızlı bir otel projemiz var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Henüz daha hayata geçirdiğimiz otel anlamında bir projemiz yok. Ama arazi olarak, 3 yıldız oteli yapacağımız arazi merkezde burasıdır. Bir de Gelibolu Yarımadası'nda, Ecevat'ta 5 yıldızlı bir otel arazimizi aldık. Projelerimiz devam ediyor. Necati Çelebi Gelibolu'yu değerlendirerek yatırım bölgesi olarak tercih etme sebeplerini şöyle ifade etti. Gelibolu çok bakir bir bölge. Gelibolu yatırıma aç. Bunu böyle gördüm ve yatırımı buraya kaydırdım. Daha önce Çerkezköy'deydim. O yatırımım olduğu gibi buraya kaydırdım ve burada devam ediyorum şu anda. Buranın çok gelişeceğini, büyüyeceğini düşünüyorum. Gelibolu adı dünyada bilinen bir isim. Malum siz de bilirsiniz, Türkiye'nin dirilişi olan Çanakkale Savaşları'nın ve tarihimizin, yakın tarihimizin olduğu bir yer. Ve buralar görüldüğü üzere hiç yatırım almamış. Bu tür yatırımlara aç ve biz de bunu gördüğümüz için böyle bu tür yatırımlar yapmaya karar verdik ve buradayız. Ete İnşaat bölgede yapmış olduğu çalışmalarıyla ilklere imza atmayı hedefliyor. Biz burada ilkleri yapmayı ilk edindik kendimize. Daha düzenli, daha düzgün inşaatlar yapmayı. Örneğin mantolama sisteminde bir takım değişiklikler yaparak, işte ankestra vesaire gibi burada olmayan şeyleri getirdik. Dolayısıyla tabii ki her firmayı birbirinden ayıran özellikleri vardır. Bizim de bazı özelliklerimiz var buna bağlı olarak. Firma yapmış olduğu projelerinde birinci sınıf işçiliğin yanı sıra kaliteli malzeme tercihi yapmaktadır. Tabii hepsi TS standartına uygundur. C30 beton kullanıyoruz. Demirimiz zaten Türkiye'nin 10. firması olan İştaş'tan alıyoruz. Dolayısıyla onlar bunu Türk Sanayi Endüstrisi'ne uygun olarak üretiyorlar. Biz de kullanıyoruz. Necati Çelebi yapı denetimin sektördeki önemine değindi. Ben yapı denetimleri çok olumlu buluyorum. Bunlar keşke 1970'lerde, 60'larda keşke denetilebilseydi. Yapı denetimler gerçekten bu şu anda yapılan inşaatları zoraki güvenli kılıyor. Ama ülke genelinde de bunların yapılması. Örneğin ben bana yetki verse 1999 yılından önceki yaptığım bütün inşaatları yıkılmasından tarafım. Çünkü o günkü rekabet koşulları onu yaptırıyordu bize. Ve şimdi ben kendi yaptığım inşaatları bile eleştiriyorum. Yani o günkü koşullar öyleydi. İnşaat tekniği öyleydi. Ama bugün bunu gösterdiler. Yapı denetimin bu noktada çok ciddi bir etkinliği var. Bu etkinlik şöyle. İnsanlar artık sorumluluk sahibi oldu. Onun artık yapı denetim var mı diye soruyorlar önce. Yapı denetim varsa sorun yok diyorlar. Daha garantili olduğunda orada bir şekilde anlamış oluyorlar. Necati Çelebi konut almak isteyenlere Gelibolu'yu tavsiye etti. Yok topraktan, projeden, proje üzerinden, işte temelden ben daha uygun alırım diyen insanlara bunları artık aşması lazım. Yani ben taahhüt ediyorum, sizin paranızı alıyorum ama taahhütümü yerine getirmeyebiliyorum. Ve sizin 30 yıllık, 20 yıllık, 15 yıllık emeğinizi ben bir anda yok edebiliyorum. Dolayısıyla bitmiş binaları tercih etmelerini tavsiye ederim. Kurumsal firmalar, yani böyle kendinden emin olan, baktıkları zaman zaten yapı tarzından bunları görürler. Bir de Gelibolu Yarımadası'ndan daire almalarını istiyorum. Bunun bir avantajı, evet, onu da şunun için tavsiye ederim. Yurt dışından veya yurt içindeki diğer illerdeki yurttaşlarımızdan. Yarımada'da kışlığı olanın yazlığa ihtiyacı yok. Evet. Kışlığı olanın yazlığa ihtiyacı yok. Yani bizden
130 metrekare bir daireyi 120 bin liraya, 130 bin liraya aldığı takdirde şöyle kabul etsin, ben bir de yazlık aldım diye. Çünkü sağına dönerse dünyanın ikinci denizi Saroz'la, soluna dönerse dünyanın üç tane boğazından bir tanesi var, Çanakkale Boğazı. Necat Çelebi son olarak yeni projeleri hakkında bilgi verdi. İşte bundan sonra kısmet olursa bir 24 daire bir projemiz var, bir 40 daire projemiz var. Bunların arazileri kendime ait. Efendim, bunun dışında işte bu ilk etapta 3 yıldızlı otelimizin bir prosedür sorunu var. Onu halletmeye çalışıyoruz. Onu hallettiğimizde ilk yapacağımız iş bu 3 yıldızlı otelimizi hayata getireceğiz. Bir de Gelibolu'da turizm ve turizm adına, bakın sizler de gelmişsiniz, hiçbir şey göremediğinizi söylediniz bana. Turizm adına yatırımlar yok dediniz ve doğru. Bakın burada da Sayın Bakanıma, Turizm Bakanıma seslenmek isterim. Gelibolu Yarımadası'na 1 milyon turist gelecek ise 2015 yılında Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale aşina turizmde birinci derecede teşvikli bölge olarak görünmeli ve ilan edilmeli. Teşvik yok mu? Teşvik var tabii, var ama birinci bölge değil. Biz üçüncü bölgeyiz. Dolayısıyla üçüncü bölge yeterli değil. Çanakkale'de aman aman bir sanayi adına hiçbir şey yok zaten. Yani il olarak bahsediyorum. Ama 2015'te 1 milyon Avustralyalı, Anzaklı, İngiliz, Fransız, Alman gelecekse biz bunları nerede ağırlayacağız? Ama şimdiden 2013 itibariyle biz Çanakkale'yi eğer teşvikli bölge ilan edersek zannediyorum otel sahipleri, turizm yatırımcıları ilçemize ve ilimize geleceklerdir. Bu tür yatırımlar yapacaklardır diye düşünüyorum.